Sana gönderdiğim Semiramis Pekkan videosunu izledin mi? Yok izlemedim. Aa, ama ben senin gönderdiğin videoları izliyorum ya. Ben bir milyon Mehmet gönderiyorum. Cihangir Kenedi gönderiyorum. Taksim Deniz evet, Cenk gönderiyorum. Ben onların hepsini izliyorum. Sen Siz izliyor onları? Ben hiç izlediğini düşünmemiştim bunları. Bir arkadaşım bana video gönderdiği zaman ya da bir aile üyesi. O bir görevdir zaten oturup o videoları izliyorum yani. Her ben, hiçbir kimsenin attığı bir şeyi izlemiyorum. Whatsapp'tan gelen videoları izlemiyor musun? Hiçbirini izlemem. Ben o videoları senin iyiliğin için atıyorum. Ben peki bu içeriği izlememiz ki bu ısrarını çok anlamadım ben Aa, ben, lütfen. Bekan... O videoyu bir izleyelim, buraya koyalım. Ha, buraya koyalım o videoyu. Ben e, saçımı haftada bir yıkarım. Çünkü e, nedense çok eskiden beri bildiğim şey, saçı çok sık yıkamak sağlıklı bir şey değil. Çünkü oradaki yağları yok ediyorsun. Bir kere bu video hakkında şunu söylemek istiyorum turuncu bir insana bu kadar yakışabilir. Evet, normalde e, turuncu bir insana zor yakışır. Resmen böyle şey gibi bir turuncu yani ben Norveç somonuyum diyen bir turuncu böyle. Hani sen giysen şey yerli somon falan gibi. Yerli somon falan gibi olabilir mi? Şimdi evet. idolün diyebilir miyiz Semiramis Pekkan'a? Diyebiliriz. Çağla Alkan'ın idolü Semiramis Pekkan'dı. Ben de evet umarım önce bir Hintli milyoner bulmam lazım. <laughs> bir kere bu haftada bir saç yıkama olayına sen karşı mısın? Asla değilim. Ben 10 günde bir, 15 günde bir yıkarım saçımı. Duş aldığımda saçlarıma bir bole takarım. Hı hı. Çünkü saçı besleyen şey kirdir, pisliktir. Evet ben mesela yıkamasam bir hafta yıkamasam Ozan Orhon gibi gezerim etrafta. Ozan Orhon. Ozan Orhon'u hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? Ozon tabakasına. Ozan Orhon demiyorum bak. Ozan Orhon. Ozan Orhon. Bu Semiramis Hanım'ın işte haftada bir saç ile ilgili açıklamaları infial yarattı. İnfial yarattı. Ben kendi storylerimde paylaştım ve bir kamuoyu araştırması yaptım. Benim takipçilerimin %50'si tam hı hı. olarak Semiramis Hanım'ı Haklı buldu yüzde elli'si de haksız buldu. Bir kararsızlık Resmen var burada. Resmen toplum ikiye bölünmüş durumda. Evet evet. Böyle altına çok böyle şey yorumlar gelmiş ters yorumlar gelmiş. Mesela ne demişler? Bacım sen yemek yapmıyorsundur. Hı -hı. Yapsan saçın kokar. Semiramis Hanım ama. Evet. Semiramis Hanım bir de yemek mi yapacaktı? Videoları var bu arada yemek yaparken. Keyfi için yapar. Birisi de ona cevaben şey yazmış. Dur okuyacağım onu. Tabii. Ben yemek yaparken saçımı bağlıyorum. Hiç kokmuyor canım tavsiye ederim. Bir öneri de var. Mahalle kavgası. Mahalle kavgası. Abicim bunun yeri burası mı yani? Bunun yeri Semiramis Hanım'ın altı mı? Evet yorum kısmı mı Semiramis? Yorum kısmı denir, denir ona, alt denme. Bak bir de şöyle bir yorum gördüm. Kocaşım aspiratör aldı artık kokmuyor saçım. Yani pardon da sizin Semiramis Hanım'ın YouTube kanalında işiniz ne? Buradan onların yaptığı aymazlık, onların yaptığı yanlışlık adına ben kendi şahsimi olarak olarak Semiramis Hanımdan çok çok özür diliyorum. Yine aynı YouTube kanalından şunu öğrendim. Hı hı. Semiramis Pekkan'ın YouTube kanalından ee, oğlu. Ee, ismi de şey Zoran ismi. Zoran. Evet. Ee, Zoran Mensa üyesiymiş. Zoran Mensa üyesiymiş. Evet. Biliyor musun ne Hiç hemen? Mensa'yı bir hiç duymadım. Yani üstün zekalı insanların üye olduğu bir dernek. Ha öyle bir insan ki. Duymamış kendisi. olman normal. E tabii ki ben üstün zekalılarla ilgili bir şey. Şurada bir üstün zekalar derneği var caddeye yakın. Hı -hı. Görmüş müydün onu? Yok görmedim. Tabelası var üstün zekalılar derneği diye. Hı -hı. Bazen önünden geçiyorum. Ee, ve bazen böyle içeri giresin geliyor mu? Kapılarını çalasın geliyor. Nereden biliyoruz benim üstün zekalı olmadım falan. Yani. Peki bir gün girsem mesela ben üye olabilir miyim mesela? Sınavdan geçmen lazım. Nasıl? Test mi oluyor sınav? Test var evet. Hem e de... ben geçebilirim bu arada. Testlerde iyiyim. E, Test e. git ne o zaman? Ben bu arada üstün zekalara bir yazacağım. Ama şunu şunu merak ediyorum. Mesela gittin o üstün zekalılar testini almaya, girdin teste, hı hı. yaptın ve sonra geçemedin. <laughs> evet ya çok kötü olur bu hani Biz bununla ilgili skeç çektik bu arada. Harbi mi? Evet Buse ile beraber skeçimiz var. Doğru yanlış at kanalında. Burada. Tam bir çekerken çok eğlendik skeci yani. Şöyle ee, işte Buse Üstün Zekalar Derneği'nin sınavına giriyor. Ve ona telefon geliyor kazandınız diye. Hı hı. Ve işte yeni üyelerin bir araya geldiği toplantıya gidiyor. Bunlar bir odada toplanıyorlar. Üstün Zekalar Derneği'ne yeni girmiş üyeler. Ve arkada da bir pankart var. Pankartta da şey yazıyor. Aramıza hoş geldin üstün zekalı. Ve şaka bu kadar bu arada. <laughs> Sonrasını düşünmedik. <laughs> bu kadar şakamızı bu değil. Aklımıza gelen kadarını yaptık şaka. O şakalı. pankart evde bir yerde duruyor bu arada. Bir yere böyle <laughs> asmak istiyorum şurada bir yere. Hayır bir de daha komiğini söyleyeyim mi? Biz oraya bir de figüran getirdik. Bir tanıdık bir figüran ajansıyla konuştuk. Üstün zekalı derneğine aday olacak görüntüde... Hı -hı. ...15 ila 20 kişi bulabilir misiniz? Zeki, ee, zeki Onlar görünecek. da hay hay dedi. <laughs> Buluruz. Gelenler üstün zekalı duruyor muydu? <laughs> üstün zekalı nasıl duruyor yani? Bir de öyle bir sorun var. Öyle bir durabilir mesela üstün zekalı. <laughs> Çok boş mu? düşünüyor. Hayır. Suratta bir bo bo ha. Ama bir düşünce balonu var. Hep düşün çünkü üstün zekalı. Ben... Hep tavana bakarak mı düşünüyor? <laughs> Neyse bize bir grup insan getirttiler yani dediler ki bu bunlar üstün zekalı alı görüntüsüne sahip elimizdeki kuranlar. <laughs> <laughs> Yani resmen bir Fellini filminin castingi gibiydi yani. bakınca dedim tamam güzel güzel bir cast edildi bu skeç. Hiç gerek yok. Hiç gerek yokken. Bu skeçin olmasına gerek yok. Çekilmesine gerek yok. Figürasyona hiç gerek yok. Belki. Üzerine çok az düşünülmüş bir şaka için bu kadar prodüksiyona gerek var mıydı peki? Ee, ama <laughs> o arkadaki hiç pankartı bastırdım ya. O boşa girsin istemedim. Senin prodüksiyon yapasın varmış. <laughs> yani bu pankartı yaptıysam önüne de birkaç kişi dizmek lazım diye düşünüyorum. Ama şey yok hani diyalog kısmını düşünmedik mesela. Şöyle bir şey olsa mesela Mesela sen diyelim sınava girdin, tamam. üstün zeka testine girdin tamam. ve üstün zekalı çık, bir telefon geldi sana. Dediler ki işte Caner Bey üstün zekalı çıktınız. Üstün zekalı yerleştirme sınavını kazandın. kazandınız. Kazandınız, testte çok iyi yaptınız. Hı -hı. Ee, inanır mısın? İnanırım. İnanırım. Şey diye sormaz mısın kendine beni acaba işletiyorlar mı? Yok testler karışmış gibi bir duyguya girmez testler değil mi? Testler mi karıştı der misin? Yok demem. Direkt inanırsın değil Acılarak mi? Direkt inanırım yani. Çünkü o çok güzel bir şey yani. Şey mi olursa yani ben zaten şüpheleniyordum. Ben zaten böyle bir şey hissediyordum gibi bir his gelebilir bana yani. Yani kişi gerçekten kendini bilmiyor o zaman. Tabii ki. Kendimle ilgili hiçbir fikrim yoktur. O yüzden olan bir yıllarca... Demek ki üstün zekalı. de bir şey vardı ama demek ki buymuş ki diye gezerim yani. Yani sana böyle bir telefon geliyorsa hı hı. Caner Bey üstün zekalı çıktınız ve bunu gerçekten hiç sorgulamadan kabul ediyorsan. Hayır insan kendini bilmez çünkü. Ben aslında test almamıştım ama <gülüyor> <gülüyor> yine de bana hani mantıklı geldi. Mesela şöyle bir şey var benim bir arkadaşım var mesela yıllar sonra Kürt olduğunu öğrendi. Hı hı. Hiç şaşırmadı. Bunu gibi bir şey bence. İnsan evet. kendi bilmez. Ki. Yıllar sonra öğrendi ya. Yani ailesi. İnsan bilmez mi ne? İnsan oldu? bilmez işte ne olduğunu. Var ya öyle bir gibi şakası var. İnsan öyle bilmiyorum gibi izlemedim. Ne kadar yaşadığını bilmez mi? Ha ne kadar onu biliyorum İnsan ne kadar zeki olduğunu bilmez, bilmez mi ya? Bilmez ya açam. Kesin bilmez. Ben sadece şunu sorarım. Dedim ki yani nereye yerleştim? Ben <laughs> size yerleştiniz. Vallahi edilmem gerek. Üstün zeki evde mi oturacağım ben? senede bin lira aidat ödemeye hak kazandınız. Mesela böyle bir şey olsa direkt derim ki arkadaşlar iptal edin benim aboneliğimi. Bu arada çok iyi bir girişim fi girişimci fikri. Böyle bir dolandırıcılık yöntemi olabilir. Evet bir üstün zekalar derneği kuruyorsun ama <laughs> orta zekaları arayıp. arayıp... Efendim <laughs> merhaba. Üstün zekalı sınavından geçtiniz. Yüz üzerinden 100 puanla. Evet. Şu anda bize bin lira abonelik öderseniz bu kurulun evet, üyesi olacaksınız. kart siz. göndereceğiz. Ve kart gönderiyoruz. Üstün zeka. Üstün Caner Dağlı. Üstü yani, kişi. para kırarız. Deli para kırarız. Bu arada bütün flörtlerimi o kart, kartı uzatırım. Öyle ne? bir kart yapsak ya. Üstün zekalı kişi kartı mı? Üstün zekalar derneği. Olabilir aslında. Adını ne koyarız üstün zekalar derneğini ya? Üst zek. Üst zek. <laughs> İlk ama mesela üstün zekası ve böyle bir isim zek. Var. Zek, zek dergisi var Zekeriya Köy'de. Ben bir kez kapağında yer almıştım. Zekeriya Köy dergisini. Evet. Zek dergisi. Neden? En, en Semiremiz Pekkan özelliğini ne diye sorarsan. Zek, Zek Dergisi'ne kapak oldum. Zek Life Dergisi'nin kapağında yer aldım. <laughs> Haftanın şıkı olarak seçildim. Gerçekten bulundun mu? Yok şaka yapıyorum. Aa, ama, ben çünkü beklerim işte senden her benim... şeyi. Benden haberleri yok. Ben şeye çıkmıştım. Aksaray'ın sesinde e, yer gerçekten? aldım tabi. Baya yani yavaş bir haber gündemi herhalde. E, tabi. ki. Dört kişiye satılan bir gazete ama ben de gördüm kendimi yani. İsmini özendiğim bir ünlü var mı? Keşke benim ismim olsaydı diye. Daniel Topatan. Kim Daniel Topatan? Daniel Topatan Yeşilçam'da bir oyuncu. Ha ben bilmiyordum. <laughs> ha, çok. Hem de çok uluslararası filmlerde de oynamıştır. Evet, çok havalı bir isim. Semiramis gibi. Mesela Semiramis olmasın bir kadın olsaydım kesin isterdim. Yani Semiramis'in arkasından hanım gelmemesi mümkün değil. Semiramis'e Semi diyemezsin Semih canım. Diyemezsin. Şey ben şeye de özleniyorum adalet. Adalet. Adalet Aa, Adalet vardı ya ünlü yazar. Hakkında çıkacak bütün ikinci sayfa haberleri Hı -hı. hukuk düzenine bir gönderme ya. Hı -hı. Diyelim vuruldun mesela. Adaleti vurdular. Adaleti vurdular. Yani da sen vurulmuşsun. Adalet yerini buldu. Mesela oturuyorsun evde. <laughs> mesela ben <laughs> tiyatroda yerimi buluyorum. Sen böyle şey yer gösterici gösteriyor yerini. Adalet yerini buldu. Evet birden sür manşet. Evet. <laughs> Hukuk düzeniyle ilgili bir şeye dönüyor Evet evet ya. direkt dönüyor mesela manşet olabilir. Mesela duvar yıkıldı altında kaldın. Adalet duvarın altında kaldı. <laughs> Adalet duvarın altında kaldı çok... <laughs> Daha çok bir inşaat sektörü eleştirisi gibi adalet duvarın altında kaldı. Sistem eleştirisi var. Klasik hikaye vardır ya. Ne gülüyorsunuz? Duvardaki adalet yazısına. Bilmiyorum. Aha. Mesela benim ismimiz duvara yazmışlar. Duvara yazmışlar. Ne gülüyorsun? Duvardaki adalet yazısına. Ya yazısı. da biri mesela bizim eve geldi. Zilin üstünde adalet yazıyor. Neye gülüyorsun duvardaki adalet yazısına? Mesela. Yani. <laughs> Her adalet. türlü uyabilecek bir şey yani. Hayatını bir metafor olarak yaşıyorsun. Çok bir yani. de sonra sıkılırsın ama. Adalet yerini buldu. Adalet tecelli etti. <laughs> ya da şey yani. Sen bir yere geç kalıyorsun. Geç kalmış adalet adalet değildir. <laughs> Pardon adalete araba çarptı. <laughs> Adaletin ırzına geçti. <laughs> Adalete taciz çok. Adalet <laughs> <laughs> Adalete taciz şok. Adalete taciz kumpas. Adalet merdivenden düştü. <laughs> bütün, bütün gün bunu uzatabiliriz yani böyle. <laughs> bakalım kaç dakika sürebiliyor. Bu, Bu challenge da... mı Çağla? Bu challenge. Adalet challenge'ı başlatalım mı? Evet, adalet challenge. Hadi bakalım gelsin şakal. Adalet yürüyüşü gibi. Adalet... <laughs> Sen evden çıkıyorsun adalet yürüyüşüne başladı gene. Bu arada yani konu açılmışken Sosyal medyada takip ettiğim birisi ölürse Hı -hı. ne yapıyorsun? Tanıdığım biri ise gerçekten e, bir hüvel bakiler e cenazesine giderim. Ha tabii ki onu sormuyorum. Hı -hı. Takipten çıkıyor musun? Direkt çıkarım. Çıkıyor musun? <laughs> Herhalde öldü, öldü. Ölünce çıkıyor musun? Yani bir şey paylaşmaz ki daha. Storiesine bakamazsın, bir şey yapamazsın. <laughs> yani öldü, cenazesine gittin, üzüldün, ağladın sonra da gidip unfollow mu yapıyorsun? Ya şimdi amiyane bir tabir olacak ama geçen geçtiğimiz aylarda Özkan Uğur rahmetli oldu ben takipten çıktım. Gerçekten. Tabii takip ediyordum. Abi çok şey değil mi bu ya kalpsizce bir şey değil mi ya? Hayır anısına yani takip etmek. Anısına saygısızlık. Anısına saygısızlık olur yani kendisine. Bence de unfollow etmek. Unfollow anısını. etmek lazım mesela. Anıs, yani. anı, bence takipten çıkmak anısına saygısızlık olur. Ben, ben vefat edenleri ve eski sevgililerimi unfollow ederim. Başka da kısıtası mı yoktur unfollow etmekte yani. Bence toplumun bu konuda artık bir bazı görgü kuralları geliştirmesi lazım. Yani birisi vefat etti. Sosyal medyasından kaç gün içinde çıkmalıyız? Mesela kırkın, mesela kırkını beklemeden çıkmak caiz mi? Yedisinde çıkılır. Öyle mi diyorsun? İlk mevlüt yedisinde yapılır, yedisinde çıkacaksın. Ya da mesela ölen kişinin ailesi mi kapatmalı hesabı? Bir de bazen şöyle olur. Ailesi bir şey paylaşıyor sürekli. Evet. Sürekli benim önümü öl vefat etmiş insanların postları çıkıyor. Bir an böyle bir dakika ya falan oluyorsun değil Daha mi? Bir tuhaf oluyorsun yani. Bir de şey de çok önemli. Mesela bazen bir kişi ölüyor, geride sosyal medya hesabı kalıyor ya da Twitter'ı kalıyor Hı. ve o son attığı tweet kalıyor ya. Evet. Ve o son attığı tweet bazen böyle biraz reaksiyoner bir tweet olabiliyor. Evet. Mesela son tweeti şu olan bir adam var. Gülben Ergen sen hiç büyük yememişsin diye yazdı mesela. Gibi yazdı ve öl vefat Sonra etti. vefat etti. O son tweet ilelebet son tweet kalacak ya. Evet ya yani sonsuza kadar orada kalacak. Yani ben mesela sosyal medya paylaşımlarımı hep son son paylaşımım olacakmış gibi yazıyorum. <laughs> hani ölürsem geride en son bu kalacak gibi. Senin paylaşımlarını biliyorum çal. Arkadaşlar sevin sevilin falan gibi. Paylaşımlarını biliyor musun? Tabii ki takip ediyorum ben seni. Aile mi? Ve seni ölene kadar takip edeceğim Çağ. Öldükten sonra da edecek misin? Hayır. <laughs> <laughs> öldüğün gün basarım yani anfallama diyorsun. Direkt basarım. Çalak, kusura bakma. <laughs> sen Çeşme'ye geldiğinde çarşıya inmiştik ya Çeşme evet. Çarşısı'na. Orada böyle elinde mikrofonla birisi para istiyordu gelenlerden. Evet, 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 evet. Çok ses bütün çeşmeyi inletiyordu. Bayağı böyle bütün çarşıyı inletiyordu. Hı -hı. Lütfen yardım eder misiniz diye. Ve sen o zaman şey demiştin hani burası tatil yeri. Evet. Burada olmaması lazım. E, tatilde çünkü ben eğlenmeye geldim oraya. Orada vicdan, tatilde vicdan olmaz. Evet değil mi? Ben eğleniyorum Mesela orada. Mesela aynı durum Kadıköy'de olsa... O direkt. Aynı şeyi söylemez. Söylemem, söylemem. Ben direkt hani neyse ücreti mukabilinde kendisine yardım etmeye çalışıyorum. Yardımı yaparsın. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Ama çeşmede garipsemiştin ya en azından belediyenin buna bir ön şey, belediyenin buna e, bir dur demesi gerekiyordu gibi diyorsun. Yani oraya sen üç günlüğüne bir kafanı dinlemeye gitmişsin. Evet ben orada bir flört etmeye, bir içki içmeye, eğlenmeye, kafa evet. dağıtmaya gelmişim. Adam almış mikrofonu sana şeyini sayıyor. Lütfen yardım edin, yardım edin hastayım. Evet. Ama ben tatildeyim. Sen hastasın da ben tatildeyim. <laughs> Çünkü geçenlerde şöyle bir şeyle karşılaştım. Gene bu yardımdan konuşacaksak. Görme engelli vatandaşımız müzisyen. Ve yanında da onun herhalde menajeri olan kişi bilmiyorum. Yani Aha. yanında bir kişi var. Ve daha işte akorunu hazırlıyordu işte. Şeyini bağlıyor. Daha çalmaya başlamamıştı. Ben de geçerken hani o kutusuna para bıraktım. Evet. Ve yanındaki menajeri olan kişi de bana falan yaptı böyle. Hani dilenci miyiz biz? Hı hı evet. Yani şarkıya başlamayan bir müzisyene para verilmesi Aha. onu dilenci yaptı bir anda yani ve bana kızıldı. Para vermek için izlemek zorundasın, dinlemek zorundasın. şey diyor yani ben performansıma başlamadım. Sen neye para veriyorsun? Ama zamanlama çok önemli orada. İşte zamanlama önemli mi? Mesela burada tartışmalıyız. Performanstan önce verirsen dilencilik gibi oluyor. Evet şu iki olayı bağdaştıracağım yardım edilme yeri, zamanı, mekanı, anı falan çok önemli. Ben parayı versem de dinlemesem olmuyor mu ya? Mesela ben öyle bir şey yaptım aslında. Yani. <laughs> i̇yi bile çalsa yani her şeyi dinlemeye zaman yok. Biraz yani. Evet, biraz dinle beni diyor. Biraz dur dinle öyle evet. paranı ver diyor. Bana. Evet. Neyse dediğim gibi yani tatilde vicdan olmaması gereken bir şey. Tatilde vicdanımız da tatildedir. Evet. Bugün konuğumuz ekonomist. Bayağı da yetkin bir kişi. Evet. Yani gerçek. Uzman. Gerçekten yetkin. Yine gerçek uzman alıyoruz. Hı. Eee bıyıklı bir iktisatçı kendisi. Evet. Çok daha görmeyiz. Sen Kevin Kline'ın şeyini biliyor musun? Ee, Kevin Kline bıyık kuralı var. Kevin Kline bırak bıyık kuralı mı? Kevin evet. Kline'ı biliyor musun? Bir Biliyorum kere? oyuncu. oyuncu. Vahşi, vahşi Batı'da var. Soap dish'te var. Yani Wild Wild West'te var, tamam. Öyle mi? Hı. Olabilir. Yani 90'larda baya bir filmde var işte. Hı. Fransız öpücüğü var Meg Ryan'la. Şöyle bir şey söylemiş bir sinema eleştirmeni Kevin Kline'ın Komik olduğu filmler, bıyık old, oldu filmler, bıyıklı olduğu filmler. Bıyıklı olduğu filmler. Yani Kevin Kline'de bıyık varsa... Komi, komedi filmi. Kevin Kline komik o filmde. Bıyık yoksa değil. Bıyık Gerçekten böyle komik böyle. bir şey. Gerçekten böyle. Evet. Bıyıklı filmlerinde komik, Kevin Kline bıyıksız filmlerde drama. Neye gülüyorsun? Tamam. Bıyığına falan gibi bir Sen şey. Sen de mi acaba sakalı kesip bıyık Yok ben. ben Benim Böyle de bu, komiyim diyorsun. Ben. Böyle de komiyim ben. Nasıl ona ihtiyacın yok. Benim yok. E, komik olmak için hiçbir materyale ihtiyacım yok. Benim e, bu ekonomiye bayağı bir ilgim var. Allah Allah. Evet ben e, küçükken böyle anneme şey dediğimi hatırlıyorum. Hani ben büyüyünce bakan olacağım. Çocukken. Çocukken. Allah Allah. Ve annem bana o zaman şey demişti çok iyi hatırlıyorum. Hani Çağla'cığım işte iyi okullara gidersen, kendini yetiştirirsen, çok çalışırsan. Sen de bir gün e, yani böyle bir kadının gelebileceği en yüksek mevkiye gelip e, kadından sorumlu devlet bakanı olabilirsin demişti bana ve ya da aileden o ikisi aynı bakanlık aynı bakanlık oluyor aile ve kadın evet. aynı bakanlık oluyor ve ben o zaman ona şey demiştim ee, hayır ben ekonomi bakanı olmak istiyorum çocukken evet ve annem bana ne dedi biliyor musun ne dedi çağlıcım dedi e, ekonomi bakanlığı hani ciddi bir bakanlık <laughs> ve sayı bir bakanlık senin yapacağın evet. bir bakanlık değil yani oraya hani bir kadını biraz zor hani oraya atama yapmak için Esra Erdoğan'ın evlenmesini bekleyeceğiz. Ee, ama sen de dedi hani böyle çok çalışırsan, kendini geliştirirsen Türkiye'de bir kadının gelebileceği en yüksek ikinci mevkiye gelebilirsin dedi. O da biliyorsun Hacı Sabancı'nın fakbadeliliği. Hacı Sabancı'nın fakbadeliliği de evet, güzel bir makamdır bu arada. Evet. Ama o evlenmiş şimdi Hacı Sabancı. O o Evlendi şey mi fakbadelilikleri bıraktı mı? Evet, o o şey kapandı. O kapı kapandı artık. Hayda. Ama ben hala sahnede yapıyorum o şakayı. Biliyorum. Çünkü hacı diye bir daha Playboy nereden bulacağım hacı ismi? Ee, şimdi yeni Playboy'lar kim bilmiyorum. Yeni Playboy yok ya artık piyasada Playboy kalma. Eskiden Stelio Pipis vardı. Mehmet Ali menajer hatırlar mısın? Aa, çok evet, Ama çok eski canım. Çok eski Stelio Pipis beyefendi. Evet. Stelio Pipis'in soyadı Pipis mi gerçekten? Pipis Pipis. Yani. Adı Stelio ve soyadı Pipis. Vay be tam Pipis. bir Playboy ismi. Tam Playboy ismi. Kaya Çilingiroğlu da büyük playboydu. Evet. Kaya Çilingiroğlu evli ve playboydu. Evli ve playboydu mesela. O biraz garip. Ama playboyluğunun tadı da biraz evlilikte çıkar. <laughs> Evliyken playboy bambaşka. Yani bekarken playboy ben de olurum. Geçen gün e, Adil Yıldırım var ya ilişki uzmanı. Hı hı. O, onun YouTube videosunu gördüm. İzlemedim. Ama tam thumbnail'da şöyle yazmışlar. Adil Yıldırım uyardı. Evli erkeklere... Talep patlaması. Talep patlaması. Evet. Öyle bir şey vardır ama doğru söylüyor Adil. İyi de kimi uyarıyor yani evet. evli erkekleri uyar mı uyarıyor evli kadınları mı uyarıyor? Evli kadınlar uyarmıyor belli ki Ev, erkekl evli erkekleri uyarıyor. <laughs> yani size talep patlaması size var. Size talep var oğlum niye malma <laughs> geziyorsunuz boş <laughs> boş <ona> geziyorsunuz Taleplere <laughs> bir cevap verseniz de. Hayır zaten evli kadın mesela ben evli kadınım. Evet biliyorum. Talep patlaması var. Hı -hı. Ben ne yapabilirim ki abi? Yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım yani? Eşine talep gelmemesini bekleyeceksin. Eşime AirTag mi koyacağım? Yani orada benim zaten yapabileceğim bir şey yok. Yani bir uyarı varsa o uyarı bana olması çok saçma. Evet, yani. Evet. Adil ama yanlış. Yani bu, bu uyarı değil. Bu bilmiyorum. bir... İzlemediğim için video bilmiyorum kim uyarılıyor. Umuyorum evli erkekler uyarılıyordur. Böyle evli erkekler uyarılıyor. Umarım yani yanlış şekilde uyarılıyorlardır. <gülüyor> Uyarılmaları <gülüyor> münasip bir şekilde uyarılıyorlar. <laughs> münasipi kullanma çok iyi olur buradan bütün evli erkeklere selam olsun. Evli erkekler selam. Evli talep erkekler, patlaması var öyle ağzınız patlaması. açık gezmeyin şu taleplere bir cevap verin. <laughs> Değerlendirin. bekar erkeklere talep patlaması var mı? Yok. Evet bekar erkeklerin niye talep patlaması yok. Çünkü böyledir bu gerçek. Bu bir gerçekliktir. Diğeri bir, bir kere zaten evlenmiş ya. Hı -hı. Demek ki ona olumlu bakıyor. Ya şöyle bir şey yani oluyor. Yani evlenebilitesi var. Hah. Şuna bakıyor. Bir kere evlenen bir daha evlenir. Tabii ki. Sevgilin olduğunda da öyle olur. Evet evet. Şimdi ben mesela 97'den beri benim yanımda bir kadın yok mesela. Evet. O yüzden mesela hiçbir Sana talep. talep patlaması. Olmuyor. Evet. Diyorlar ki zaten bu adamdan bir halt olmaz diyorlar ve tüm talepler evli erkeklere doğru kaymaya başlıyor. Talep çöküşü. benim ta rızkımı evli erkekler yiyor. Evet diyorsun. Diyebilirim yani. Buradan uyarıyor musun? Buradan evli erkekleri uyarıyorum. Talebimlerini bir az bize de gönderin. <laughs> fazlasını gönderin. Fazla fazlasını da bize gönderin yani. <laughs> o zaman şimdi Enes Bey'e bağlanalım. Özgür Demirtaş yok mu? Ha şey, o beni bloklamış ya. Ha seni Twitter'da, ha bloklamış. Ulaşamadım. <laughs> Özgür Demirtaş'a ve Yıldız Tilbe'ye ulaşamıyorum. Ha, neyse o Aslında zaman. Aslında bu kapitalizm tartışmalarını ben Yıldız Tilbe yapmayı tercih ederim. Yıldız Tilbe bu arada konu, bu konuda uzman olduğunu biliyorsundur herhalde. Her konuda uzman. Bilim konusunda, bütün yerçekimi, bilimler konusunda. yer çekimi uzmanlığı var. Ee, ama hayır, e, Enes Özkan devam edeceğiz. Merhabalar sevgili fazla merak dinleyicileri. Ben sunucunuz Çağla Semiramis Alkan. Ben Caner Dağlı Kuluniyi. Yeni bir bölümde daha karşınızdayız. Bugün çok yetkin bir konuğumuz var. Türkiye'nin önde gelen bıyıklı ekonomistlerinden Enes Özkan bizimle beraber olacak. Hatta bence tek bıyıklı ekonomisti. Ben de öyle biliyorum ama yani biz, biz genelde bilgilerimiz teyide muhtaçtır o yüzden. Söylediklerimizin arkasında genelde durmayız. Durmuyoruz genel olarak durmuyoruz. Kendisiyle kapitalizmi konuşacağız. Evet, güzel bir konu. Evet. Nereden çıktı kapitalizm? Nereden çıktı? Bir yanda. Nasıl? Benim, benim sevdiğim bir konudur. Ben severim mesela. Sen evet, sen hep fark ediyorum mesela bir müesseseye girdiğin zaman hemen oranın aylık cirosunu bir hesaplayıverirsin kafadan. Günlük, aylık, adam ne kazanıyor? Hemen Hı. adam başı yüz lira toplasa karı falan filan diye sevinerek çıkarım oradan ki bence evet. doğrusu budur. Buradan aslında iyi para götürüyorlar. Tabii ki, tabii ki. Adam ne kazanıyor be diye çıkırıp sevinçle şey böyle yani. Böyle sistem eleştirileri yaptığın oluyor. Yüksek sesle, yüksek sesle. Yüksek sesle tabii tabii. Onu da duyacağı şekilde. Çünkü <laughs> evet. ben kapitalist değilim. Kapitalizmi severim sadece. Olmak istediğim bir konudur, beğendiğim kapitalist bir konu. Kapitalist değilsin. Evet ya, ya durum mu el vermiyor. Ha. Evet. maddi durum şu an cebim 20 26 lira var o yüzden galiba olamam diye düşünüyorum yani beni bu konuya yönelten Dilan Polat'ın son videoları oldu evet ee, çok severim kendisini de evet böyle hafif bir sosyalist devrim başlıyormuş gibi geldi bana o videolardan sonra. yeni bir Bolşevik devrim başlayacaksa Dilan Polatla mı gelecek bu e herhalde <laughs> <laughs> zaten yani Çıkardığı enerji şarkısından bunu anlamalıyız zaten Enerji bir... albümünden beri bekliyorum <laughs> Enerji yeni bir Bolşevik marşı mı olacak <laughs> Konuların hepsini e, sayın Enes Özkan'a soracağız Enes Bey hoş geldiniz Hoş bulduk merhaba Dilan Polat'a e, Avusturya prensi muamelesi yapmanız Yeni bir devrimi başlatıyor <gülüyor> olması <gülüyor> muamelesi yapmanız çok hoşuma gitti <laughs> Yani bir yerden başlaması lazım evet. Başka kim başlatabilir e, şey Mahsubaşızı da bekliyorduk Şeyma o olmadı. Şeyma olabilir. Bu arada o da bir yani kitleleri peşinden sürükleyen bir kanaat önderiydi bir dönem ve evet. bekliyorduk bir öyle bir devrim. Ama evet. Dilan'a kaldı işte Dilan Hanım'a kaldı. Özel jeti görene kadar kitleler uyuyor. <laughs> kitleler uyudu. Özel jeti görünce birden ayaklanıyoruz. Bir an, e, yani bayağı bu konu gündemde. Susuyorlar. Evet şu anda en önemli gündemlerimizden birisi bu Dilan Hanım. Evet. E, kameraya tükürdüğünden beri ben izlemiyorum ama kendisi video çekip kameradan hepimize tükürdü. Evet ben zaten maliyeye bayağı menşin attım. <laughs> haftalardır maliyeye tweet atıyorum <laughs> nerede o vergi matrağı falan diye maliyeyi göreve çağıran tweetlerim oldu ben gene sevgiyle baktım bir kapitalizm. üzerime tükürülmüş gibi hissettim <laughs> evet bıyık ve iktisat arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsunuz aslında enesli? şöyle Avusturya ve İngiliz ekollerinde bıyıklı iktisat çoktur ben de bıyıklı iktisadı bu ülkede savunmakla görevlendirildim hı hı. bir dış mihrak olarak. <laughs> ben daha önce Siz görmemiştim daha tabii. bıyıklı Evet, e ben de. Satçı. Zaten üç e ekonomist i̇ki. biliyorum, üç iktisatçı biliyorum, onlar da bir tanesi sakallı, diğerleri değil. Şimdi e öncelikle başlamadan önce size bir ekonomist olarak ben şunu sormak istiyorum, e bize verebileceğiniz bazı yatırım tavsiyeleri var mı? Evet, herkese verdiğim yatırım tavsiyesini size de vereyim. İnsanın e, yapacağı en büyük yatırım kendine yapacağı yatırımdır. Evet, evet. Ama ben daha çok hani altın bono. Tahvil. Ben alnımda yatırım tavsiyesi değildir yazısıyla dolaştığım için. Fakat <laughs> şu an tabii podcast olarak dinliyor insanlar alnımdaki yazıyı göremiyorlar. Onun için tekrar uygulayayım. Yatırım tavsiyesi değildir ama altın alın. E, Hı -hı. İşte bir de altinda e, Selüloz ürünleri, e, e, tuvalet kağıdı. Uh -huh. Depolayın mendil ve çeşit tabi yani depoladığınızda sorun çıkarmayacak. İstifçilik bu senenin evet. önde gelen. İstifçilik en büyük yatırım tavsiyesi oldu. <laughs> felsefesi olabilir Teknik tabirle stokçuluk. <laughs> stokçuluk <diyebilirim>. eski tabirle. <laughs> Bak Enes Bey hemen teknik analiz yaptı. <laughs> tabi tabii stokçuluk diyerek. <laughs> Senin yatırım felsefen Kendime var Kendime yatırımdır benim yatırım. Selüloz ürünlerine kadar bile şu an yatırım yapacak seviyede değilim. O yüzden kendime yatırım yapmayı en büyük yatırım tavsiyesi olarak görüyorum ben de. Sen bir de kader kısmetçisin biraz. Biraz öyleyimdir. Biraz öyleyimdir ben. Ee, peki bu sene Yiğit Bulut İktisat Ödülleri'ne aday mısınız Enes Bey? Böyle bir ödül olduğunu ben ilk defa sizden duydum. Hobi jöle sponsorluğunda yapılıyor Enes Bey. Hala jöle kullanıldığını da yine sizden duydum diyeyim. Evet o bari farklı bir ekol. Türkiye'de saççıların da bıyıklı, jöleli vesaire diye gruplandırılması işte ya sosyal demokrattır, kapitalisttir şudur budur değil de bu şekilde gruplandırılması açıkçası yüzümüzü gülümseten sıcak detaylar. Evet ama yani başka ne olacak zaten? Evet ben yıllarca gazete okurken mesela ekonomi sayfalarını anlamadığım için bu arada geçmiş bir insanımdır hemen oradan spor sayfasına geçerdim. Çok iyi istatistik okursun. Tabii tabii. Vehbi Koç'un bir şeyi vardı bu gazete okuma ile ilgili. Onu çok biliyorum hep bir röportajında. Ben hep ekonomi haberleri okurum. ilanlara falan hiç bakmam diyordu. Vehbi Koç. ilanlara bakmıyor. <laughs> <laughs> Vehbi Koç ilanlara bakmıyormuş. iş aramadığı için diye tahmin ediyorum. <laughs> Ve kupon da kesmiyordu Vehbi Bey. Vehbi Koç yani bir borcam al, borca alabilirmiş gibi bir şey var ama vibe var, evet. var yani. Elinin sıkılığıyla biraz. Bilinir. Bir büyük ihtimalle müzik seti almıştır kendine sabah gazetesinden büyük ihtimalle bir dönem. <laughs> Bu arada dinleyicilerimiz Vehbi Koç'un kim olduğunu bilmiyor bile olabilirler. Ya Ali Koç'um Ali Koçtan biliyorlar herhalde. Bahçe yani. Başkanı Ali Koç'un babası. Evet. Değil, hayır. Rahmi dedesi. Koç babası dedi. Ali Koç'un babası. Tabii çünkü Vehbi evet, Koç doğru. öleli herhalde 20 seneden fazla olmuştur. Fazla evet. olmuştur, ee, şimdi <laughs> ciddi konulara geçeceğiz. Ee, öncelikle şunu ben merak ediyorum. Ee, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım. Ne demek? Bilmiyorum. Bundan epistemolojik oluyor. heteroseksüellik miydi? Neydi? Anlamadım. Bunu biz yaşadık ama ne olduğunu bilmeden yaşadık. Evet, bir anda böyle geçti. Biz anlamadık ne olduğunu. Bir evet. şey bir şey oldu ama Aslında e, o dönem e, ekonomi yönetiminde yapılan en büyük eleştiri ana akım iktisadın yöntemlerini izlemeyip e, daha deneysel yöntemler izleyerek ekonomiyi düzelteceklerini varsaymalarına getiriliyordu en büyük eleştiriler. Ana akım yöntemler, genelde ortodoks yöntemler diye anılıyor Hı -hı. diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi. Ee, Sayın Nurettin Nebati'nin hem yöntemleri hem söylemleri hem de e, kendi iş e, kolu itibariyle gerçekten heterodox yaklaşımlarıyla <laughs> ünlüydü. E, i̇şte gözlerimdeki ışıltı vesaire. Aslında ekonomide beklentiler, beklentileri yönetmek çok önemlidir. Ekonomide güven hakikaten çok önemlidir. Bunları söylerken bile ifade ediş şekli çok oldukça heterodox bir e, şekildeydi. Uh -huh. En büyük eleştiri o olduğu için sanırım öyle bir Akademik washing diyebileceğimiz yani <laughs> yaptığımız saçma sapan hareketlere işte çeşitli kanıtlar bulma saygın diyebileceğimiz kurumlardan hmm. bunu yapmaya çalıştılar ve öyle bir toplantı organize ettiler. Dünyadaki heterodoks iktisatçıları, heterodoks iktisat akımlarına akımları üzerine çalışan iktisatçıları toplayıp bir event, etkinlik organize ettiler. Oranın da yanlış hatırlamıyorsam açılış konuşmasında edildi bu söz. Evet. Ee, yani enteresan bir enteresan yöntemler diyebiliriz kısaca <laughs> heterodoks yaklaşımlara. Bazen çözüm olduğu da olur. Ama sorunu çözmek istemeyenlerin genellikle sarıldığı yöntemler olduğu hmm. için ya bilimde bu da var demek için yapılmış şeyler olduğu için genellikle çok derde derman olmaz. Yani biz değişik bir şey deneyeceğiz. <laughs> hani bakalım ne olacak gibi bir şey o zaman o. Biz anlamayız diye bize gözlerdeki ışıltıyı söyledi evet. gibi anlamıştım ben. Zaten siz anlamasınız. diğerini zaten herkes yapar. Herkes yapar öbür türlü herkes yani. Herkes yapar onu zaten. Herkes standart. Bazı evet. şeyler var. işte enflasyon, işte faiz arasındaki ilişki falan. Herkesin benimsediği bazı şeyler var. Ama zor olan bunun tersini yapmak. Tersini herhalde. yapmak. Evet evet. Bunu da söylemek. Ee, evet. Yani ilginç bir rasyonel düşünce pek bu ülkede şey tutunamadı sanki değil mi? Yani genellikle onun e, ya evet tutunamadı ama bunun tabii Belli sebepleri var. Yani rasyonel düşüncenin ifade edilemediği için tutunamadığını düşünüyorum ben. Yani Türkiye'de bilgiye dayalı iletişim, bilgi iletişimi, bilim iletişimi bu gibi konular çok hakikaten geri planda. Dünyada da gittikçe geriliyor. Türkiye'de zaten belli sıkıntılar vardı bu konuda. O nedenle biraz rasyonel tartışma ortamını geliştirme konusu geri planda kaldı. Ama bu daha çok dediğim gibi bir hukuki sistemle yani bunun ben bir şey olduğunu düşünmüyorum yani bir hı hı. kültürel gerçek şu bu falan filan olduğunu düşünmüyorum yani burada hakikaten bir şeyler söyleyen insanların önüne çıkarılan engeller şunlar bunlar gibi durumlar nedeniyle e, ve genellikle devletler e, rasyonel e, gerçekleri duymayı çok istemezler çünkü gerçekleri kendi istedikleri gibi eğip eğip bitmeyi daha çok severler Evet. O nedenle biraz daha rasyonel düşüncenin gelişmediğini düşünüyorum. Evet. Fakat bu konuda çalışmalar yapan işte insanlar var, yerler var. Hı hı. Başta üniversiteler olmak üzere. Ben varım, Umarım caner mani... var. Biz de arada deniyoruz evet. Çeşitli evet çeşitli kurumlar var, başta üniversiteler, farklı, farklı kaydet podcast'i vesaire. Peki yani, bazı ülkelerin kapitalizme uygun olmadığını söyleyebilir miyiz mesela? Mesela örnek vermek istiyorum Yunanistan. Mesela Yunanistan önemli bir iyi bir evet. beraber Venezuela beraber. Venezuela Yunanistan'dan örnek veriyorum çünkü ben geçenlerde oraya tatile gittim. Hı hı. Bir salata söylüyorsun on saatte geliyor. Evet bu arada evet. İyi yemek yavaş servis. Yemekleri iyi. Yavaş servis, servis yavaş. Çok kötü bir şey Kapitalizm asla uygun değil. Sen yemeklerin iyi servisin yavaş olduğu bir ülkede mi yaşamak istersin? Yoksa yemekler kötü, servis hızlı bir ülkede mi? Yemekleri kötü, servis hızlı tabii ki. Evet. Çünkü yani kapitalist bir ülkede. Kapitalist bir şey. ülkede yaşamak isterim. Evet. Yunanistan tam tersi. Yemekleri iyi, servis çok kötü. Ama bilmiyorum ben kapitalizmi yanlış anlamış da olabilir. Olabilir. Bilmiyorum yani. Evet. Ben, de, <laughs> ben de senin götürdüğün yere doğru gidiyorum şu anda yani. Sen yanlış anladın beni de oraya götürüyorsun yani. Hocam, sen kendin <laughs> düşünebilirsin ya. Yemek sektörü enteresan bir sektördür. Deneyim odaklı bir sektördür. Birçok hizmet sektöründeki gibi ve yemeğin tadı kalitesi aslında yaşadığınız total deneyimin içerisinde bazen küçük bir yerde kaplayabilir. İşte yemeğin hızlı gelmesi, servisin iyi olması, düzgün bir tabak çatal, insanların size karşı gösterdiği işte muamele, lokasyon vesaire vesaire aslında bir sürü etkeni var. Onunla ilgili şey olmuştu hatırlarsanız bu yerel seçimlerden önce mi? ya geçen sene veya iki sene önce Ankara Büyükşehir Belediyesi bir ee, pandemi döneminde e, yemek şirketleri sizlerin değerli tabirleriyle kapitalist şirketler <laughs> restoranların tepesine çöktüklerinde komisyonlarıyla vesaireleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi biz komisyonsuz öyle güzel bir sistem kuracağız Hı -hı. ki öyle güzel olacak ki restoranlar, marketler bizim sitemizde listelenecekler ve herkes oradan alışveriş yapacak. Onlar da hiç komisyon ödemeyecek demişlerdi. Hı -hı. O zaman ben biraz şey demiştim. E, bunun sorunu var işte sonrasındaki müşteri hizmetleri var şu su var bu su var hı hı. yatırım olmadan bunun için pazarlama yapmadan böyle bir, bir hizmet olduğunu insanları haberdar edemezsiniz vesaire demiştim tek e, istatistiklere baktığımızda e, belediyenin açtığı <laughs> uygulamanın Tabii herhangi bir pazarlama promosyon bütçesi sonrasında müşteri hizmetleri falan olmadığı için işte inanamayacağınız derecede düşük seviyede kullanıldığını gördük Normalde hı hı. teknik altyapı olarak bir sıkıntı yoktu işte bir site açarsınız insanlar oraya girip e, istedikleri yemeği sipariş ederler, restoranlarda listelerler. Orada total deneyimi aslında iyileştiren şey bir yandan da kapitalizmin getirdiği serbest piyasa e, sistemi Türkiye'de genellikle nepotizm e, ahbap, çavuş, hayırmacılığı vesaire kapitalizm olarak nitelendirilir ve işte e, kamu ihaleleriyle bir şekilde e, refahını artıran gruplar kapitalist olarak isimlendirilir. Halbuki bunlar Piyasaya giriş çıkışın serbest olmadığı bir hı hı. piyasa ortamında kendilerini var ettikleri ve yükseldikleri için çok da şey olmaz. hani Onlara tam anlamıyla kapitalist diyemeyiz. Nihayetinde siz de yapabilirsiniz. Kamu bankalarından kredi alıp Çanakkale Boğazı'na dördüncü bir köprü. Evet ben çok isterim. <laughs> ben de çok isterim bu arada. Devlet bankasından kredi alıp herhangi bir şey yapabilirim yani. Para benim olmayı zaten. <laughs> <laughs> Şimdi geliri de garantili. Evet. Döviz geçiş, üzerinden garanti. Geçiş, geçiş garantisi var her şey var. İyi bir yatırım bence. Kapitalist sistemle ilgili soru sorarken galiba mesela Amerika'daki kapitalizmi belki Avrupa'dakinden ayırmak lazım. Avrupa'dakini Türkiye'dekinden ayırmak lazım değil mi? Bunların hepsi farklı. Çin'deki çok. Tabii hepsi Çin'de ayrı bir kapitalizm var, Kapitalizmler. Ve bambaşka şekillerde evet. yürüyor. Bunların en etkin yani en e, üretken olanı galiba Amerika'daki Amerika'daki vahşi kapitalizm de vahşi de derler. Ama üre, çok üretken bir sistem ve çok ciddi bir değer yaratan, artı değer yaratan bir sistem. E, ama aynı zamanda da gelir dengesizliğinin çok, çok giderek yani arttığı, büyük bir hızla arttığı da bir sistem. Yani bir şeye baktığımız zaman aslında fakirlik türlerine baktığımız zaman hı hı. iki tür aslında yoksulluk ve fakirlik tanımı yapıyoruz genelde. Nispi fakirlik ve mutlak fakirlik diye. E, aslında kapitalist sistemin yaygınlaştığından itibaren mutlak fakirliğin gitgide daha çok azaldığı, nispi fakirliğin aynı seviyelerde aşağı yukarı devam ettiği, yani nispi fakirlik işte sizin bana göre fakir olmanız Bu çok doğal. <gülüyor> 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 Ama mutlak fakirlik sizin o yolun mutlak yolcusuyuz. fakirlik, siz podcast yapamayacak olsanız işte herhangi bir podcast mikrofonuna sahip olama olsanız işte bu sizi mutlak fakir yapar ama benim podcast mikrofonumun sizinkinden iyi olması sizi bana göre sadece nispi fakir yapar. E, bu yani belli açılardan sürdürülebilir bir dönem vardı bu e, mutlak fakirliğin ortadan kaldırılması ve verimlilik odaklı bir e, yaklaşımla aslında e, tüm dünyadaki refahın artırılmasının e, böyle bir o fırsat penceresi olarak bir devam etti aslında daha somut ürünler ortaya çıkardığımız dönemde. Ee, şimdi aslında gelir eşitsizliği için daha zor bir döneme giriyoruz ve kapitalizm eleştirilerinin daha da yoğunlaştığı, yoğunlaşmasının daha da normalleşebildiği aslında bir döneme giriyoruz. Ee, hali halihazırda aradaki farkı açmış olan ülkeler teknoloji işte insan kaynağı kalitesi vesaire konusunda e, veya bu insan kaynağını e, cazip bir şekilde ülkeye çekebilme konusunda avantajı olan ülkelerle e, bu konuda avantajı olmayan ve bu konuda insan kaynağına baskı yapamayacak e, derecede görece demokratik olan ülkeler arasındaki fark şey. Çin'e baktığınız zaman Çin'de devlet kapitalizmi diyebileceğimiz yani buna kapitalizm denmez ama insanların zihnine daha da yaklaştırmak için Hı -hı. sermayenin devlet tarafından kontrol edildiği bir sistemde hem insanlara üretme konusunda daha güçlü bir baskı uygulayabiliyorsunuz onların Hı -hı. E, işte Başka ülkelerde daha etkin ve verimli işler yapmasının önüne geçebiliyorsunuz. Kültürel ve işte idari olarak. Bu mesela Türkiye'de uygulanamaz. Mesela Çin'de Ali Baba'nın kurucusu neydi adamın adı şimdi? Ali Baba? Hayır ya. Jack Ma. Evet işte Çin'in Bill Gates diye düşünebiliriz mesela. Sanırım böyle devlet bankalarıyla bir tersleşti. 3-5 ters laf etti. Ortadan kayboldu adam. Evet. Deri ceketiyle şarkılar söyleyip bizlere neşe saçarken birden ortadan kayb kayboldu kaybettiler adamı içinde Kaybet, evet. bu örnekler çok fazla yani Interpol'ün başkanı Çinliydi adam Çin'e gittiğinde ortadan kayboldu evet. Interpol yani biz birisi bir suçluğu aramak için işte devletlerin başvurduğu uluslararası polis teşkilatı olan Interpol'ün başı bile Çin'de kaybedilebiliyor evet. bu şekilde Çin'in elindeki güç böyle daha batılı ülkelere baktığımızda onlarsa işte daha cazip yaşam şartları, şunlar bunlar vesaire sunarak veya işte daha stabil bir hukuki sistem sunarak insanları e, bu insan kaynağı, kaliteli insan kaynağını kendine çekebiliyor. Şimdi Türkiye gibi dediğim hani o geçişte kalan e, geçiş Hı -hı. ekonomisi, geçiş sistemlerindeki ülkeler ise hem Çin kadar güçlü bir devlet kapasitesiyle kendi insanına verimli üretim için baskı kuramıyor hem de e, Batılı ülkeler gibi cazip olanaklar sunamıyor. Beyin hmm. gücü dediğimiz şey gerçekleşiyor. E bu durumda aradaki fark hakikaten inanılmaz seviyeye geliyor. Fakat hmm. kapitalizmin kendini sürdürmesi için bazı şeyler var, araçlar var. İşte bunların en büyüğü de aslında tüketim. Yani tüketim hmm. canlı olursa kapitalizm de bir şekilde kendini sürdürür. Bunun için de çeşitli şeyler ortaya atılıyor. Mesela benim de daha önceden çalıştığım bir konuydu. Bu işte Evrensel temel gelir konusu yani hepimizin ee... bir maaşı olacak hiçbir şey yapmasak da Evet bütün gün YouTube'a bakarak aç kalmadan hayatımızı devam ettirebileceğiz değil mi bu Evrensel gelir o Evet aslında zaten sosyal devlet politikalarının yaygınlaşmasıyla vesaire bu ekran sürelerinin artması arasında hakikaten ciddi bir ilişki var yani pandemi de onu daha da böyle hızlandırdı, stimüle etti. Biz e, onu destekliyoruz bilir. yalnız ekran süresini. <laughs> Lütfen kapatmayın. Evet, biz onu destek bunu burada söyleme söyleme bir şey <laughs> olmaz. ekranı kapatmayın. Ekranı kapatmayın. Benim de ekran sürem mesela günde 16 saat gibi bir şey. Evet, evet. Bence kapatmayın. Biz oradan biz ekmek bunu savunamayız. Ekran <laughs> saatinden ekmek diyoruz. Müthiş <laughs> bir hızla kapitalist oldunuz. <laughs> ben hemen hemen kapitalizme <laughs> Mesela Amerika'daki kapitalizm de 5 senede bir krize giriyor. Böyle her şey bir şişiyor, bütün fiyatlar, emlak vesaire. Sonra patlıyor balon, sonra tekrar şişiyor. O da aslında tıkır tıkır işleyen bir sistem değil. Ve orta sınıfın teklemesinden dolayı sanki orada bir kriz yaşanıp duruyor. Evet, evet. Doğru. Yani bu sizin dediğinizin kapitalizmle hiçbir alakası yok yalnız. Çünkü bu krizlerin çoğunun temeli devletlerin ee, yaptığı aslında sınırsız para üretme politikası neticesinde oluyor. Yani özellikle son e, hakikaten 30-40 yıla baktığımızda krizlerin çoğunun devletlerin yüksek miktarlı para basımı e, olduğunu görüyoruz. Yani piyasadaki malların, hizmetlerin değerinin yapay bir şekilde devlet tarafından artırılması bu sayede hem kendilerini e, senyoraj gelirleri vesilesiyle merkez bankalarının finanse etmeleri hem de e, geliri ve tüketimi artırarak aslında vatandaşlardan topladığı vergi e, nin de e, oransı olarak artmasının neticesinde kendini finanse etmeleri kaygısını görüyoruz. Bu zaten bunu Türkiye şeyinde biz konuşmuştuk. Konuşmuştuk sadece. daha önce evet. Bir süredir ekonomi yönetimi Türkiye'de kalpazanlığı bitirdi dedik. Kalpazanlığı bitirdiğini söyledik evet. E, artan işte maliyetler gerek baskı gerek iş gücü şu an 200 lira basmanın bir kalpazın için hiçbir şey yok. Evet 230 lira ediyor biliyorum ben basmak. O yüzden gerçekten bir kalpazanlık bitti. Karşılıksız para basmak şu an tamamen Merkez Bankası tek elinde. Evet. Gibi bir durum oldu. O konuda ben size katılıyorum yani. Ama e, bu ben geçenlerde bu Thomas Piketty'nin bir kitabı var biliyor musunuz? 21. Yüzyılda Kapital diye. Evet. E, sanıyorum 10 sene oldu çıkalı biraz oluyor evet. ama. Ben yeni gördüm TikTok'ta ee, ve orada şöyle bir eleştiri var diye ben anladım. Sizi yani tabii tam da anlamadım ama anladığım kadar. <laughs> ee, yani sermayenin getirisi eğer ekonomik büyüme, ekonominin ortak büyüme hızından daha yüksekse, hı hı. sermaye genel ekonomiye göre çok hızlı bir şekilde büyüyor ve böyle bir takeover ediyor sanki her şey. Bu sistemin kendisinden kaynaklanan bir soruna benziyor. Yani zaten çok ciddi bir gelir vergisi hatta evrensel gelir vergisi önermiş bununla ilgili Thomas Piketty sistemin devamı için böyle bir düzeltmeye gerek varmış gibi anladım ben yo Piketty'nin zaten bazı tespitlerine katılmamak mümkün değil ama genellikle e, sebep konusunda hani bu işler neden kaynaklanıyor konusunda Piketty'ye bazı noktalarda katılmıyorum kendisinin önerdiği şey de aslında temelde ee, Şükrü Saraçoğlu'nun varlık vergisi ne aslında benzeyen bir şey yani o konuda da hani hakikaten Türkiye'den ilham almış olabilir. Arzından Ama o sadece bazı şey vatandaşlara öneriyorum. uygulanan bir vergi. Evet yani Piketty o anlamda gayet eşitlikçi <laughs> bir arkadaşımız. <laughs> ya işin esprisi bir yani hakikaten bu şey gelir adaletsizliği problemini çözmek için zaten ilk başta hani daha kapitalizme uygun yöntemlerden biri zaten bu evrensel temel gelir gibi bir sistemi hayata geçirmek gibi duruyor ama tabii ki bu da nihayetinde e, tamamen serbest piyasa içerisinde çözebileceğiniz yapabileceğiniz bir şey değil öte yandan şu hakikaten çok gerçek bir sorun yani sermayenin Payı e, üretilen tüm değerin içerisinde artıyor yani Türkiye'de de baktığınızda şirket evet. karları son yıllarda e, işçi gelirlerinden daha fazla artmış durumda neredeyse orada evet. 1.7 kata kadar e, bir oransal şey var sermaye ehine bir dönüşüm var Fakat bu bahsettiğim şey aslında biraz önceki soruyla ilgili. Yani pandemi sürecinde iş kaybı olmasın, iş gücü kaybı olmasın, piyasada işsizlik artmasın diye işverenlere daha çok destek oluyorsunuz. Bu vesileyle de sermaye aslında karını daha fazla artırabiliyor. Hı hı. Bu kriz dönemlerinde hep yaşanan bir şey. Bunu çözmek için tabii ki yani bu yarattığınız dengesizliği yine başka yöntemlerle çözmeniz lazım. Onların da bazı dengesizlikler Yaratması muhtemel. Yani kapitalizmin raydan çıkmaması için bazı yerlerde devletin olaya el atması gerekmiyor mu? Devletlerin kuruluş sürecine baktığımızda aslında bizi yani geniş halk kitlelerini e, gücü elinde bulunduran merkezi otoritelere karşı biraz daha korumak için kurulduğunu görüyoruz modern devlet. Bugünlerde e, bürokrasi dediğimiz e, inanılmaz verimsiz. ...yapının çok büyümesine yol açan bir şey oldu. Ee, hı hı. Ama nihayetinde elimizdeki önemli araçlardan biri devlet. Bu bu denetimi sağlayacak önemli araçlardan da biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi mesela günümüze gelirsek... ...mesela İstanbul'da kira sorunu var. Evet, çok büyük bir kira sorunu var şu anda. Çok ciddi, şu an barınma sorunu var İstanbul'da. Hı. Devlet bu konuya el attı değil mi? Ee, kiracı ve ev sahipleri arasındaki ilişkiye bazı kısıtlamalar getirdi. Ee, bu sizce işe yaradı mı? Ya bu çok palyatif bir şekilde hali hazırda evi olanlar için, hali hazırda oturacak bir evi olanlar, elinde bir kira kontratı olanlar için işe yaradı tabii ki. Ama hı hı. E, bu öyle bir şeye sebep oluyor ki, öyle bir dengesizliğe sebep oluyor ki aslında ev sahipleri artık e, ben zaten doğru dürüst kira artışı yapamam. Onun için evimi kiraya vermesem daha iyi noktasına geliyor. Bu da başka bir verimsizlik hı hı. yaratıyor. Yani elinizdeki bir kaynak işte ev ve nihayetinde bu kaynak sınırlı bir kaynak. Siz bunu evet. verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. Devletin planlamasının olmaması değil mi burada sorun? Yani sonuçta nüfus artıyor. ...işte... şey göçmen alıyorsunuz. İstanbul çok göç alıyor zaten ve bir planlama eksik yani. Evet. Ya yani bir merkezi planlama tam, olsa burada sorun daha kolay çözülürdü herhalde. Tam tersini düşünüyorum. Merkezi bir şekilde işlerin böyle olması planlandı zaten. Yani insanlar Hı. paralarını e işte nerede yatırım yapacaklar nasıl tasarruf edecekler ee, işte inşaat sektörü Türkiye'nin işte önemli sektörlerinden biri iş gücünün de önemli bir kısmını kapsıyor. İnşaat sektörü küçülmesin, daha da büyüsün. ...işte para bir şekilde oraya aksın, para bir şekilde borsaya aksın. Yabancı para birimlerine akmasın. Biz zaten sağlam bir para yaratamıyoruz. Sürekli e, sınırsız bir şekilde para bastığımız ve inanılmaz şekilde kredi kampanyaları yaptığımız, inanılmaz şekilde vergi affları yaptığımız için Bunların hepsi aslında bir merkezi planlamanın sonucu. Orada işte merkezi planlamayı biraz sorgulamak lazım. Yani siz o merkeze ne kadar güç kuvvet, ne kadar kudret vereceksiniz. Bunu verdiğinizde bunu kötüye kullanan açıkçası çok fazla şey oluyor. Siyasi iktidar oluyor. Çünkü siyasi iktidarlarla aslında insanların refahları ve gelecekleri arasında bir zaman uyuşmazlığı var. Yani siz önünüzdeki 50 yılı planlamak zorundasınız. Siz önünüzdeki belki işte yaşam sürecinizi hmm. planlamak zorundasınız ama siyasi iktidarların planladığı tek şey bir sonraki seçimi kazanmak. Siz bir evet. insan olarak sadece 3 yıl sonrasını, sadece 5 yıl sonrasını düşünerek evet. yaşamıyorsunuz. Bir ev aldığınızda onu 20 yıl, 30 yıl kullanmak için alıyorsunuz. İktidarlarsa bir sonraki seçimi hedefliyor. O zaman uyuşmazlığı neticesinde de aslında iktidarlar ee, sizin e, uzun vadeli e, şeylerinizi e, faydalarınızı kendi kısa vadeli faydalarına tercih ediyorlar ve bu parasal genişleme işlerini vesaire ondan dolayı yapıyorlar. Arjantin'de mesela şu anda 20'den fazla dolar e, şeyi varmış neyi kuru varmış. Dolar kuru 20'den fazlaymış Arjantin'de. Evet. Devamlı günü evet. kurtaran şeyler yaptıkları için mesela Coldplay konser vermeye gelmiş Arjantin'e. Coldplay bileti için bile ayrı bir şey ilan etmiş devlet. Para birimi. Yapacağın işe göre gidip satın alıyorsun döviz. ve farklı kurlardan alıyorsun. Çünkü yani resmi kurun gerçeklikle alakası yok. Gerçekli, evet. Gerçi şu sahibindenle ilgili şöyle bir öneri gördüm ben Twitter'da. ve bilmiyorum düşünülmesi gereken bir şey. E, bu kiraların düşmesi için e, sahibindendeki kira ilanlarının altına yorum kısmı açılmalı demiş birisi. Ha mantıklı olabilir bu arada. E, i̇şte fiyatı var orada tanıtımı var dairenin. Onun altında yorum kısmı olacak. Hı -hı. Ve oraya gidip insanlar mesela daireyi gömecekler. Hı -hı. Mesela daireyi gömdükçe <laughs> dairenin fiyatı düşecek. <laughs> yani linç ekonomisi. yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu işe yarayabilir bence bu Bence arada. kiralar düşer. Mesela bakıyorsun Yeldeğirmeni'de 2 artı 1 çok evet. güzel tam yeri falan uygun. O birisi altına şey yazmış ya işte burada fare var falan. <laughs> evet. Direkt fiyatı düşer. Ve bunu düşünmek için de çok iyi kullanılabilir. Ben hepsine yazarım yani. <laughs> hepsine ben buna <laughs> mesai harcayabilirim yani. Ben bir sahibinden yorumcusu olabilirim yani. Böyle bir iş iş alanı açılabilir bana. Ya bu yorumlar konusunda insan psikolojisiyle ilgili çok enteresan bir şey var. Ya Biz aslında minnetimizi daha nadir e, dile getiriyoruz ama e, nefretimizi öfkemizi daha sık dile getiriyoruz Twitter'dan da gözlemleyebileceğiniz. Enes bey evet. o bizim konumuz yalnız. Evet evet o bizim o bizim yani alanımıza giriyor. Ya, o Bizim uzmanlığımız <laughs> olumsuz yorumu bize biz doktorumuz var bizim. <laughs> biz, ben güne 10 küfür yemeden başlamam mesela yorumlarda. <laughs> Ama bu Engin'in miydi? Birisinin bir şakası vardı bununla ilgili. OnlyFans'de. OnlyFans'de. OnlyFans'de öyle değilmiş. Herkes son derece... Tabii yapıcı eleştiri. Pornoların yapıcı. altında çok yapıcı eleştiri oluyormuş. Çok teşvik ediciymiş. Evet. Biz daha hiç öyle bir şey görmedik. <laughs> İnsanlar zaten çok hype bir şekilde orada ne istediğini görmek için geliyor ve da, daha bilinçli tüketici olarak geliyorlar. <laughs> yani ne istediğini bilerek geliyorlar. Porno, porno tüketicisine yani bilinçli, bilinçli tüketici, tüketici diyebiliriz gerçekten. Evet. Sizin alanda var mı OnlyFans çalışan ekonomistler? Valla vardır herhalde ben denk gelmedim ama. Ben şey, bilmiyorum. Valla benim haberim yok. Ben Kimseye de töhmet altında bırakmak istemem. Hiç düşünmedim. <laughs> Son karar sizde tabii ama. Yani bizim de küçük bir tavsiye. Biz de bir küçük yatırım tavsiyesi yapmak ee, istedik. Biz o makaleye bakarız. <laughs> bakarız. Kendime şey. yapacağım yatırımın telliğinin bu şekilde <laughs> ifade edilmesi gerçekten enteresan oldu benim için. <laughs> Mesela kapitalizmle ilgili diğer bir eleştiri de şu. A, mevcut durumda ya in, yanlış insanlar yanlış nedenlerle ödüllendiriliyor. Hmm. Yanlış zaman yanlış insan teoremi. Ya yani mesela çocuklarımızı yetiştiren öğretmen yeterince ödüllendirilmiyor. Yeterince maaş almıyor da evet. doktor belki acilde çalışan bir doktor. Feciler büfeciler ben büfecileri patso yapan büfeciler. Ya benim ilk aklıma gelen vale. Bu arada doğru bir örnek. Vale, valiler de çok hak ediyorlar. Evet, yani adam tıklım tıklım caddede arabayı geri vitese takıp saatte 90 kilometre hızla geri geri gidiyor mesela. Şimdi ve çok nadir birini eziyor. Ezmiyor mu? Eziyor ama çok nadir. Bu da bir başarıdır. Çok ciddi bir. Sen yapabilir misin? Asla, asla. Ee, ama mesela ne bileyim işte uyduruk bir youtuber için çok mesela para kazanıyor. Bilmem kim para kazanır işte. Dilan Polat mesela. Çok zengin ve bize tükürme hakkı bize sahip. tükürüyor. <laughs> yani mesela öğretmenlerin maaşlarından bahsettik. Öğretmen maaşları çoğunlukla piyasada piyasaca değil aslında şey tarafından belirleniyor. İşte kamu e, sektörü tarafından belirleniyor. Hükümetler belirliyor bunu. E, ve onların aslında e, uzun vadeli kısa vadeli e, planlarıyla e, bu şekilleniyor. E, eğer piyasada bu belirlenseydi biraz daha durum belki farklı olabilirdi ya da işte yine uzun vadeli planlardan bahsettik ya mesela yani hakikaten bu kadar çok öğretmenin işsiz olması bunun en büyük sebebi eğitime verilmeyen değer mi yoksa işte çok fazla öğretmenin ihtiyacımızdan fazla öğretmenin piyasada bulunması mı insanların aslında eğitim bilincil bir ihtiyaç olarak görüp görmemesi mi gibi birçok etken var. Yani ama biraz ödüllendirme sistemi bir şey. de doğru olsa belki insanlar işlerine daha çok sarılırlar evet. daha et, etkin yaparlar İşte ödül sonradan gelen bir şey aslında yani bir ortada başarı veya ortada bir istek veya ortada bir sebep ortada bir talep olacak ki ödül ondan sonra gelsin bizim o talep yaratma aşamasında Bence e, bazı sorunlarımız var ödülü belirlerken Aslında o talebin e, niteliğinin yanlış ölçülmesi sonucu Biz ödülü yanlış belirliyoruz yani burada e, sonuçta öğretmenlere akıtılacak kaynakların başka yerlere akıtılması gibi bir tercih problemi var bu tercih problemini yapan çoğunlukla piyasa değil bu tercih problemini yapan Aslında hükümetlerin kendileri ama bunu piyasaya bağlayan başka bir şey de var nihayetinde bu hükümetleri seçenler de bu ülkede yaşayan insanlar Demek ki onların böyle bir birincil talebi yok ki aslında e, eğitim konusunda ödüllendirme Biraz daha geride kalıyor. Ee, favori kapitalistiniz var mı? Sevdiğiniz <laughs> bir kapitalist. Ya şöyle aslında ben biraz Hayek ve Milton Friedman severim. İkisinin de bakış açısı tabii tüm görüşlerine katılmam mümkün değil ama ee, bayağı doğru gibi geliyor bana. Hayek Selma Hayek. Ee, Salma Hayek bu... de ben de öyle anladım ama. Ünlü Hollywood Salma Hayek'i de ayrıca severim ama. <laughs> daha, Buradan kendisine daha selam kendi olsun. Bıyıklı olan versiyonundan bahsediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Salma Hayek yani onu da severiz bu ama. Bu dekoltesiz o da tabii olan. <laughs> dekoltesiz <Ayık. evet>. olan. <laughs> dekoltesiz evet. Biz onu bilmiyoruz. Evet. Normal kel bıyıklı Hayek. İşte Avusturyalı. <laughs> en nihayetinde şu an bizim en çok konuştuğumuz konu hakikaten ne oldu? Yapay zeka oldu değil mi? Yapay zeka işiz, işsizlik mi yaratacak? Ne olacak? Şu mu olacak? Bu mu olacak? Falan filan derken nasıl ki işte kapitalizmin hakikaten ilk dönemlerinde işte makinelerin e, vasıfsız diyebileceğimiz işlerin, işlerini elinden alması gibi artık daha vasıflı diyebileceğimiz işleri de e, bir çeşit makinelerin yapabileceği e, noktaya geldik. Bunun üzerine düşünmek, bunun üzerine yıllar önce düşünmek falan bana aslında hı hı. çok ilgi çekici ve merak uyandırıcı geliyor. Hatta evet. biz de şimdi e, bir grup arkadaşımla işte Bilgi Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'nden Koç Üniversitesi'nden e, arkadaşımla işte Google'un da desteklediği bir yapay zeka okur yazarlığı projesi yapıyoruz. O nedenle son hakikaten e, bir kaç aydır çok fazla daldım bu işlerin içine. O vesileyle. Aslında o Avusturya ekolünün bize hakikaten çok doğru şeyler, en azından öngörüler sunmuş olabileceğini gördüm. Yani tamamen ekonomi konusunda vesaire konusunda haklı olmasalar da tabii ki böyle bir şey mümkün değil. Ama sürekli yaşadığımız bu yaratıcı yıkım olayının hakikaten ne aşamada insanı etkilediği, nasıl etkilediği, hangi evrelerden geçtiği gibi şeylerde güzel öngörüler var. Ben mesela Japonya'yı ziyaret ettiğimde şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Çok kolay bir şekilde otomasyon yapılabilecek işler, otomatize edilebilecek işler hı hı. edilmemiş. Ha, i̇stihdam sağlaması. Mesela ya. gidiyorsun metro durağında beş 5 tane insan çalışıyor ve bunlar genelde böyle 60 yaş üstü. Ve yaptıkları tek şey orada güvenliği sağlamak. İşte insanlara içeri gir falan demek. Öyle. Gerçi metroda insan ittiriciliği nasıl bir meslek bilmiyorum. Yani bazen gerekiyor o şey. Gerekiyordur i̇ş çıkışı da gerçekten ittiriyor. Tokyo ben. metrosunda insan itiyorum. Mesleğim budur falan gibi. İnsan curlingi. i̇nsan curlingi. Cevizli <laughs> bağ <laughs> mesela gerekiyor <laughs> bence. Cevizli bağ iş çıkışı. <laughs> Metronun sultanları. Bunun karşıt bir şey de var. Aynen. Buna karşıt bir şey de var. Mesela Fredman'ın öyle bir yani fıkralaşmış artık bir şeyi vardır. İşte Çin'de işte bir inşaat sahasını ziyaret ediyor. İşte e, kazma kürekle kazıyorlar bir yerleri falan. Hani makineler vesaire Hı. çok daha az. Niye kazma kürekle kazıyorsunuz? Ya makineyle kazın e, falan gibi bir şey diyor. Onlar da diyor ki ya bu bir istihdam programı. E, o zaman diyor ya kazma küreği alın da bari çay kaşığı verin. Hani daha çok insan aslında burada daha çok doğru, iş çok mantıklı bu arada bana. Akıllı abi. adam bir başka, akıllı olur. adam bilgili adam bir başka oluyor. <laughs> i̇şte doğru söyleyin. İleriyi gören adam başka oluyor mesela. Evet zaten öyle olacak. Herkese birer kaşık verilecek, herkes kazmaya başlayacak. Değil mi? Bu da bir başka dengesizliği doğurur. Bu sefer çay kaşığı üreticileri çok zengin olur. <laughs> Bunu yaparken podcast dinlerlerse biz ihya oluruz Evet, biz yalnız. çok seviniriz bu iğneyle kuyu kazan arkadaşlar. <laughs> evet, bizi dinlerse zaman. çok seviniriz. Evet. Çok teşekkür ederiz Enes Bey sorularımızı cevapladığınız için evet. ve katıldığınız için. Ee, Abi, benim için de çok keyifli oldu. Evet, herhangi bir şey olursa kafanıza takılan kapitalizmle ilgili bizi her zaman arayabilirsiniz. Evet, yanlış bilgiler için bize başvurabilirsiniz. Geldiğiniz Görüşmek iyi bakın. Üzere, hoşça kalın. Sağ olun. Teşekkürler.